Sevgili seyirciler, günün konusuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Aslında hepimizi yakından ilgilendiren bir konuyu ayrıntılarıyla konuşmaya çalışacağız bizler de. Özellikle tarihimiz, kültürümüz açısından çok kıymetli, hazine olarak gördüğümüz bir yer vardır. Manisa. Hani Ayıgay'den yola çıksanız da olur, Osmanlı döneminden de. Belki de Cumhuriyet tarihimizden de. Nereden bakarsanız bakın tarih kokar o coğrafya. O coğrafya aynı zamanda bir ilim yuvasıdır. Ariflerin, alimlerin yetiştiği bir topraktır Manisa. Manisa böylesine önemli bir değer taşırken biraz da farkındalığın arttırılabilmesi için belki de 110 yıl öncesinden Manisa'ya bir yolculuk gerçekleştirildi. Bundan birkaç gün öncesinde. Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç'ın katılımıyla ve onun isteğiyle çok önemli bir proje hayata geçti. 2. Abdülhamit döneminden itibaren yani 110 yıl öncesinden Manisa'nın fotoğrafları belgelendi ve günümüz Manisa'sıyla yan yana konuldu. Aslında tüm bunlar yapılırken ve yaşanırken Manisa'yı bu görüntüsüne kavuşturan isimler de unutulmadı elbette. O 110 yıllık serüven içerisinde Manisa'yı o görüntülerden bugünlere getiren sevgili milletvekillerimiz de yad edildi, anıldı. Onlar içinde bir kitap hayat buldu. Bu konuyu konuşacağız. Aslında bu konuyu konuşurken birçok ismin de hatırlanmasına vesile olmaya çalışacağız. Çok kıymetli misafirlerimizle birlikte Sayın Faruk Saydam, 19. dönem Manisa Milletvekili. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Aynı zamanda kitabın mimarısısınız ve sahibisiniz. Estağfurullah. Çok da güzel bir kitap olmuş. Sadece hazırlayan. Aslında çok önemli katkılarınız var, kıymetli çalışmanız var. Çok onu birazdan size soracağım. Sayın Doçent Doktor Selçuk Özdağ, Manisa Milletvekili. Efendim hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz. Hem bu kitapla ilgili hem de fotoğraflarla ilgili sizin de çok ciddi katkılarınız var. Şimdiden ellerinize sağlık diyelim efendim. Ve Sayın Hayrullah Solmaz, İl Genel Meclisi Başkanı. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sefalar bulduk. Ariflerin, alimlerin memleketini aslında biraz konuşmaya çalışacağız. Mevzu bu kadar büyük olunca hani insan şimdiden hata yaparsak affola diyelim. Çünkü isimler oldukça büyük, şehir oldukça önemli, coğrafya oldukça önemli. Binlerce yıl öncesinden gelseniz bir tarih var. Yakın tarihimize baksanız çok önemli tarih var. Osmanlı deseniz zaten şehzadeler şehri. Aynı zamanda böyle önemli coğrafyalarda birer kutup da olmalı. İlim açısından, arifler açısından kutupların da olduğu bir coğrafya. Bunu konuşmaya çalışacağız. Öncelikle Sayın Vekilim sizle başlayalım. Bu kitabın hazırlığı nasıl başladı? Çünkü siz 1877'den 2011 yılına kadar Manisa'ya bu belki de 2. Abdülhamit döneminden itibaren yani resimlerin, fotoğrafların yaşandığı Manisa'ya hizmet eden isimleri bizlere hatırlatmak istediniz galiba. Evet. Esasen ben bir Manisa sevdalısıyım. Ne güzel. Manisa'da doğdum. Manisa'da yaşıyorum. Milletvekilliğim bitince şehrime nasıl hizmet edebilirim düşüncesi kafamda vardı. kütüphaneleri dolaştım. Manisa'ya Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar milletvekilliği yapmış olanların hayatlarını, kişiliklerini araştırmak istedim. Kütüphanelerde buna ait bir eser bulamadım. Kafamda artık Manisa'nın 1877'den 2011'e kadar ki milletvekili olmuş zatların, kişilerin, mebusların hayatlarını, resimlerini gelecek nesillere intikal ettirmek için bir çalışma kafamda planlanmıştı. Ben 1991'e kadar Manisa İl Genel Meclisi'nde görev yapmıştım. Oradan meclise gitmiştim. Tabii ilk müracaat edeceğim yer de İl Genel Meclisimizdi. İl Genel Meclisimizin Sayın Başkanı ve değerli insan Hayrullah Solmaz Bey'e düşüncemi açıkladım. Çok samimi bir şekilde derhal dediler ki Manisa'ya bir hizmettir, bir kadirşinaslıktır, bu kitabı yapalım. Bu beyandan sonra ben kolları sıvadım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müracaat ederek arşiv dairesinin yetişmiş elemanları ve değerli uzmanlarıyla bir çalışmaya girdik. Girdik de albümlerde sadece Cumhuriyet dönemi vardı. Osmanlı dönemine ait milletvekillerinin, mebusların zarflarında künyeleri var ama fotoğraf yok galiba. Evet, fotoğraf yok. Ayrıca mütemmin bilgi de yok. Öyle mi? İşte bunun araştırmasına girdik. Arşivlerde, zarflarda ve dokümanlarda
bulabildiğimiz isimler oldu. Meclis-i Mebusan biliyorsunuz ilk defa 1876'daki kanuni esası ile teşekkül etti. 1877'de de ilk Meclis-i Mebusan seçimleri yapıldı. Bu dönemde Manisa ismi Saruhan idi ve Aydın Sancağı'na bağlıydı Saruhan vilayeti. Saruhan vilayeti olarak Aydın Sancağı'nda yapılan seçimlerde 4 milletvekilinin ismini bulabildik. Kimlermiş efendim? Bunları arz edeyim. Tabii arz edeyim. Yenişehirlizade Hacı Ahmet Efendi, Evliyazade Hacı Ahmet Efendi, Ragıp Bey, Zeytinoğlu Yanako Efendi. Yalnız mazbatalarında resimleri yoktu. Yok değil mi? Başka mütemmim bilgi de yoktu. Onun dışında bilahare Saruhan vilayeti kendi seçimlerini Osmanlı Devleti zamanında yapma imkanını bulmuş. O zaman da 10 tane Saruhan milletvekilinin meclise girdiğini tespit ettik. Onların kitabımızda isimlerini arz edeceğim ancak orijinal mazbatalarını da bulabildik. Sevgili yönetmenimiz biraz önce sevgili izleyicilerimizle de paylaştı, aslında bunlar gerçekten çok önemli belgeler. Evet. Hani birçoğumuzun rahatlıkla göremeyeceği şeyler. Siz bunları kitap haline getirip bizlerin ilgisine sundunuz. O mazbatalarda da dönemin hangi şartlarda aslında var olduğunu görebiliyoruz. Tabii. Arz edeyim efendim. Meclis-i Mebusan Sahran üyeleri listesi 1907-2020 birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü devreler. Haydar Bey, Hilmi Bey, İlhami Bey, Sait Bey, Şekip Bey, Hüseyin Kazım Bey, Mehmet Sabri Bey, Mustafa Feyzi Efendi, Ahmet Muvaffak Bey, Celal Bey yani Celal Bayar rahmetli, Reşit Bey. Bunlar muhtelif dönemlerde Meclis-i Mebusan'da Saruhan mevzusu olarak görev yapmışlar. Mazbataları ve Türkçeleştirilmeleri kitabımızda mevcut. Bunun dışında birinci mecliste Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Nisan 1920 ile 13 Eylül 1923 tarihlerine ait meclisteki detaylı özgeçmişi ve birinci yasama dönemindeki Saruhan üyeleri ise Avni Bey, Hüseyin Avni Zaimler, İbrahim Süreyya Bey Yiğit, İsmail Hakkı Bey Çallı, Mahmut Celal Bey, Mahmut Celalettin Bayar, Mustafa Necati Bey Uğurlu, Uğural, Ömer Lütfü Bey, Ömer Ünlü, Refik Şevket Bey İnce, Reşat Bey Kayalıoğlu ve Reşit Bey. Birinci yasama dönemindeki aslında Osmanlı Meclisi tarihlere baktığınız zaman belki de devrin en zor şartlarında görev yapmış olan isimlerden bahsediyoruz aslında. Burada Sayın Vekil size dönmek istiyorum. Bugünün koşullarında dünya konjonktürüne baktığımızda artık Türkiye çok güçlü bir ülke. Dünyada söz sahibi olan bir ülke. Ekonomik anlamda biz bundan 10-15 sene öncesinde öğüt alırken şimdi ders verebilecek bir konuma geldik. Yine biz toplum olarak, toplum bilinci olarak aslında birbirimize daha çok sarılmaya başladık. Özellikle de buna ihtiyacımız olduğu bir dönemdi. Ancak bahsi geçen isimlerin çalıştığı zamanlar ülkenin en zor dönemlerden geçtiği yıllardı. Demek ki hem Manisa hem de Türkiye öyle kolay bir harç değilmiş ki bu. Tuğlalar öyle kolay konulmamış ki bu isimleri bugün hatırlamakta fayda oluyor. Çünkü bizler dünümüzü bilirsek yarınımıza biraz daha umutla bakabileceğiz. Siz nasıl bakıyorsunuz bu projeye? Efendim tabii Manisa bir tarih kenti. Sizin bahsetmiş olduğunuz gibi insanların hayatları ve devletlerin hayatları birbirine benzerler. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Biz tarih sahnesinde çıktığımız andan itibaren büyük devletler kurduk. Bu devletler içerisinde 24 büyük devlet, dünyada 5 büyük imparatorluk geldi geçti. Bunların 3 tanesini Türkler kurdular. Büyük Hun İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Büyük Osmanlı İmparatorluğu. Daha sonra her zevalin bir kemali, her kemalin de bir zevali vardır der İbn Haldun mukaddimesinde, sosyolojinin babası. Bizim de Osmanlı'nın dünyanın en büyük imparatorluğunun çöküş dönemi başladı. Bir Anka kuşu gibi küllerimizden bir cumhuriyet doğurduk, bir devlet daha kurduk biz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet. Fakat son dönemlerde artık dünya değişmeye başlayınca özellikle
gerek birinci meşrutiyet döneminde, gerek ikinci meşrutiyet döneminde, Abdülhamit döneminde bir parlamento yapısı oluşmaya başladı mecliste. Bunun çoğunluğu Müslümanlardan müteşekkil, Müslümlerden müteşekkil. Bir kısmı da hemen hemen yarıya yakını da gayrimüslimlerden müteşekkildi. Burada bir çalışma yapıldı. Özellikle ona vurgu yapmak istiyorum. Çok fazla hem Manisa'nın tarihine hem Türkiye'nin tarihine atıfta bulunmak yerine. 19 dönem milletvekilimiz Sayın Faruk Saydam Bey çok ciddi bir çalışma yaptı. Ve bu çalışma bir tarih çalışması. Bu çalışma aynı zamanda bir sosyolojinin konusunu içeren bir çalışma. Bu aynı zamanda gelecek nesillere ışık tutabilecek bir çalışma. Çünkü unutmayanlar unutulmazlar. Doğru. Biz unutmadık hem birinci meşrutiyetin insanlarını hem ikinci meşrutiyetin çok zor şartlarda bunlar parlamentoda görev yaptılar. Abdülhamit'in dönemiydi. Ve ardından da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber de bir cumhuriyet kuruldu. Ve bu dönem içerisinde gerek Aydın vilayetinde yani Aydın Sancağı'nda, daha sonra Saruhan vilayetinde, daha sonra Manisa vilayetinde hizmet etmiş milletvekillerimizi, mebuslarımızı gelecek kuşaklara tanıtmak veya bugün yaşayanlara tanıtabilmek adına bir biyografi çalışması yapıldı. Bu biyografi çalışmasını Faruk Saydam Bey yürüttü. Çok daha önce hayalleri varmış. Ben bunu çok önemsiyorum. Çok ciddi bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Daha sonra İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Hayrullah Solmaz ki çok çalışkan, çok başarılı bir insan. Ben hemen hemen 10-15 tane vilayetin çalışma şekillerini bilen bir insanım. Hem Ege bölgesinin hem Orta Anadolu'nun hem Doğu Anadolu'nun görevlerim icabı. Sayın Hayrullah Solmaz bu noktada temayüz etmiş bir arkadaşımız çalışkanlığıyla, ufuklarıyla, öngörüleriyle, projeleriyle bu projeye katkıda bulundular. Evet. Bu çok önemli. Bu projeyi anlamlı kılan bazı şeyler var. Mesela bu projeyi anlamlı kılanlardan bir tanesi Cumhuriyet 89 yaşında, 90 yaşına gireceğiz. Darbe dönemlerini koymadı Faruk Saydam Bey. Bu çok önemli. Demokrasi atıfta bulundu. Millet iradesine atıfta bulundu. Zaten kitabının başında da egemenlik kayıtsızsız milletindir sözünü koydu hemen buraya. Yani bizim buraya bir atıfta olmazsa bulundu. Olmazımız. Olmazsa olmazımız halk iradesi. Doğru. Milletin tercihleri. Yani sandıktan başka bir gücün olmadığını vurgu yaptı burada. İkincisi biz burada 161 milletvekilimiz var. Manisa vilayeti ismini aldıktan sonra 10 tane de geçmişte Saruhan ve Aydın mebuslar olmak üzere 171 mebusumuz var. Bunlardan 3 tanesi başbakan yardımcılığı yapmış. Samet Ağaoğlu. Bir tanesi Ekrem Pakdemirli. Bir tanesi Sayın Bülent Arınç. Manisa'nın yetiştirdiği değerli siyasetçi. Evet. Aynı zamanda bunlardan bir tanesi meclis başkanlığı yaptı. 2 dönem. Sayın Bülent Arınç. Aynı zamanda bunlar içerisinde bu 161 milletvekilini 25 tanesi bakanlık yaptı. Evet. Bunlara atıfta bulundu. Sayın Faruk Saydam, Sayın milletvekilim bunlara atıfta Celal bulundu. Celal Bayar dedik biraz önce. Celal Bayar. Evet. En önemlilerinden bir tanesi. Cumhuriyet'in kurucularından. Cumhuriyet'in kurucusu. Evet. Ve hatta çok partili hayatta da çok partili hayatı renklendiren adam. Demokrat Parti'nin kurucusu. Eyvallah. Yani ben çok partili hayatı renklendirmek istiyorum. Demokrasi varsa orada çok partili hayat vardır. O halde yeni bir parti kuracak kadar da cesurum diyen bir adam. Aslında yani çok Galip ilginç. Galip Hoca olarak cesur. Kesinlikle. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi ise milletin bütün renklerinin olması evet. gerektiğini aslında anlatmaya çalışıyor. Ve burada Tarık Bey önemli olan şeyler bir tanesi de şu. Burada çok önemli de şahsiyetler var. Tarihi şahsiyetler var. Bunların hepsi siyasi şahsiyet. Mesela Celal Bayar gibi. Aynı zamanda edebiyatımızın ve tarihimizin zirveleri de var burada. Hikmet Kim Bayur gibi? Gibi. Hikmet Bayur gibi. Çok büyük tarihçi. Doğru. Aynı zamanda Samet Ağaoğlu gibi, Abdülsamet Ağaoğlu gibi. Aynı zamanda burada Yakup Kadir Karaosmanoğlu gibi. Burada Hamdullah Supi Tanrıöver gibi. Bunlar bizim milletvekillerimiz. Eyvallah. Yani Manisa bir tarih kenti, Manisa bir kültür kenti, Manisa bir tarım kenti, sanayi kenti. Ama Manisa aynı zamanda bir edebiyat kenti, bir estetik kenti, tarih kenti. Mesela biz o çalışmayı yaparken bir yandan Faruk Bey mecliste çalışma yaptı. Bir yandan İl Genel Meclisimiz Sayın Hayrullah Solmaz çalışmalar yaptılar. Bizler de manevi olarak kardeşlerimize, abilerimize destek vermek istedik. Sayın Arınç Bey'in gelip bu kitabı tanıtımını yapmak istedik. Çünkü 40 yıl Manisa'da siyaset yapmak zordur. Ve bu siyaset yaparken de temiz kalabilmek çok zordur. Galiba 24 yaşındaydı. İl 24 yaşında il başkanı. Elinizi ve nasiyenizi kirletmeden bunu yapmak. Ama aynı gün bize bir teklifte daha bulunuldu. Ona da atıfta bulunayım. Belki vaktimiz kalmayabilir. Yok. Sayın Başkanımız. Var efendim. Vaktimiz. Aynı zamanda Basın Yayın Enformasyon Genel Müdür Yardımcımız Sayın Erkan Durdu Bey'in büyük bir çalışmasıydı. Yaklaşık 1,5 yıllık çalışmasıydı. Abdülhamit Han nevi şahsına münhasır bir lider.
aynen Fatih gibi. Çok özel bir isim. Yavuz aslında. Gibi. Aynen Ertuğrul Bey gibi. Doğru. Abdülhamit Han da son dönemde Osmanlı'nın yıkılma dönemlerinde bir Fatih gibi parlayan bir Süreyya yıldızı. Lider. Stavan Zivayık'ın bir kitabı vardır. Yıldızın parladığı anlar diyerek. Yıldızın parladığı anlar. Osmanlı'nın yıldızının parladığı anlar dediğimiz zaman bir Fatih dönemidir. İkincisi Yavuz dönemidir. Üçüncüsü de bence Abdülhamit dönemidir. Abdülhamit bilime çok önem veren bir insan. Eğitim. Bir yandan eğitim kurumlarını çok ciddi kuran, askeri okullarını, tıbbi mekteplerini, tıp mekteplerini, aynı zamanda eğitim kurumlarını, öğretmen yetiştirmeye çalışan bir insan. Ki onların çoğunluğu savaşta kaybetti. Çanakkale savaşlarında kaybettik. Doğru. İlk fotoğraf makinesi çıktığı zaman Abdülhamit Han hemen bununla ilgileniyor. Ve kendisi bu fotoğraf makinesini bizzat tanıyor. Kendisi fotoğraf çekiyor. Daha sonra mahiyetindekilere emir buyurarak Osmanlı'nın önemli şehirlerinin fotoğraflarını çektiriyor. Şam'ın, Bakü'nün, Erzurum'un, Edirne'nin, Bursa'nın, Hatay'ın ve Manisa'nın resimlerini çektiriyor. Bu Manisa'nın fotoğraflarını 90 bin kare. Bu 90 bin kare içerisinde Erkam Durdu Bey çok uzun çalışıyor. İrcica ile beraber çalıştılar. İrcica'nın emeği çok büyük. Bir başvuru eseri, bir temel eser çıkarttılar. Burada görmüş olduğunuz eseri çıkarttılar. Bu fotoğrafları 100 yıllık fotoğraflar 1902 yılında, 1903 yılında çekilmiş olan Manisa resimleri. 100 yıl içerisinde Manisa nereden nereye geldi? Aynı zamanda bir sergi açtık. 1902 yılındaki Manisa'nın fotoğrafı, Hükümet Konağı'nın fotoğrafı, 1912 yılındaki Hükümet Konağı'nın resmi. Şu an 1900, sevgili yönetmenimizle, sevgili izleyicilerimizle paylaşıyor. Evet, hani Manisa. 100 yılda neler değişmiş Manisa'da? 100 yıllık bu yolculuk çok. İçerisinde birçok şey değişmiş ama kültür hep aynı kalmış. Burada Sayın Ayrullah Bey'e sormak istiyorum efendim onu. Manisa'nın bir kültürü var. Birçok şehrin vardır aslında kendine has kültürü. Bursa deyince bir iklim gelir akla. Manisa da o şehirlerden bir tanesidir. Şehzadelerin yetişmesinin yanında biraz önce söylediğimiz gibi alimlerin, ariflerin yetiştiği yerlerden bir tanesidir. Yüzyıllık bu serginin içerisinde sizi en çok duygulandıran kareler nelerdi hatırlıyor musunuz? Muhtemelen hepsi duygulandırmıştır. Teşekkür ediyorum. Evvela bizi izleyen tüm izleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Manisa'nın anlattığımız hikayesi esasında Anadolu'nun her satırında var olan hikayelerden ancak bir parça gibidir. Doğru. Anadolu birbirine benzeyen insanların yaşadığı coğrafyadır zaten. Bizim hep inandığımız bir söz vardı. Bir şahsa bir mülkün ait olduğunu belirtir belge tapıdır. Tapıda kimin ismi yazıyorsa o mülk o şahsa ait. Fakat bir toprak parçasının bir millete ait olduğunu belirtir belge, üzerindeki ibadethaneleri, kabirleri ve eserleridir, edebiyatıdır. Çok doğru. Biz hep şuna inandık. Türk'ü sadece madde planında ihya etmek, onun sonsuza kadar varlığını sürdürmesi adına yetmez. Onun mana planında da mazisiyle olan ilişkilerini düzenlemek, yol yapmak kadar, su getirmek kadar, köprü yapmak, okul yapmak kadar siyasilerin ve idarecilerin asli vazifeleri arasındadır. Manisa İl Genel Meclisi olarak bu kitap da dahil 20'nin üzerinde Manisa ile ilgili kitabı ve eseri Manisa'nın tarihi hayatına kazandırmaya çalıştık. Değerli Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 2001 seçimleri için Manisa'ya geldiğinde Manisa için çok güzel bir söz söylemişti. Onu hayatımı önemli bir düstur ölçüsü olarak kabul ettim. Neydi bu sözümüz? Öyle şehirler vardır. Ay gibidir, yıldız gibidir, güneş gibidir. Onlara uyarsanız huzura erersiniz. Manisa'da alimleriyle, evliyalarıyla ve güzel insanlarıyla böyle bir şehirdir. Bizim bu şehre ve bu şehrin insanlarına vefa borcumuz var demişti. Biz de bu vefa borcumuzu hem ödeyebilme adına bir nebze dahi olsun, hem de gelecek nesillere bu vatanın çok ucuz elde edilmediğini, bu vatan uğruna pek çok insanın çok konularla dertlendiğini ve bu derdin karşısında büyük eziyetler gördüğünü anlatmamız lazımdır. Değerli milletvekilimiz bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı ve Manisa'ya bunu hayatına kattı. İstedik ki değerli Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç ağabeyimizle birlikte, hem madde planında bir tanıtım yapalım, hem mana planında bir tanıtım yapalım.
bu eserleri, bu fotoğraflarda gördüğünüz dünden bugüne Manisa oluşurken bunu oluşturan insanları da ya, iç içe geçirelim. İşte harcı karanlar bir tarafta, bir tarafta harçlı bir tarafta. Tuğlalar bir tarafta. Evet. Tabii Türkiye uzun bir sıkıntılı dönemler yaşandı. Türkiye'de bazıları Cumhuriyet İnkılabı'nı anlayamayınca bunu maziyle kökleri kesme adına anladı ve Manisa'da pek çok tarihi eserimiz yok edildi. 300'ün üzerinde kayıtlı tescilli eserimiz şahsi mülk haline getirip yok edildi. Ama bugün devlette devamlılık esastır. Bugün devletimizin vakıfları, TRT'si kanallarıyla, efendim entelektüelleri, alimleri tarihle olan birlikteliğimizi tekrar kazandırabilme adına Manisa'da onlarca vakıf eserini hayata geçiriyor. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Çok ciddi çalışmalar yani, yapılıyor. Belki de son dönemlerde Türkiye'nin tarihine olan bağlılığını, tarihine ve kültürüne aynen olan öyle sahip çıkmışlığını en iyi şekilde gördüğümüz zamanlarda aynen yaşıyor öyle olabiliriz. Aynen öyle. Evet. Şimdi Manisa bir Osmanlı kenti. Manisa'nın tarih öncesi, milattan önceye dayanan büyük medeniyetlere, paranın ilk basıldığı Lidya'ya, Sart'a sahip olduğu gibi Manisa Osmanlı coğrafyasında Anadolu Selçuklu Devleti'nden sonra onun yıkılmasıyla, zeval bulmasıyla kurulan Saruhan Beyli döneminde de büyük eserleri olan bir şehir. Hı. Az evvel sizle sohbetimizde de söyledik. 26 Ekim'de de Allah nasip ederse Saruhan Beyliği döneminde Manisa'nın kurtuluşunun 700. yılını kutlayacağız. Evet. Cumhuriyetiyle ve Manisa'nın en güzel özelliği de şudur. Cumhuriyet ve Osmanlı ve Saruhan Beyliği birbirine geçiş yaparken bir suyun akışındaki yumuşaklıkla geçiş yapar. Birbirini reddeden bir tarih manzumesiyle yok, değil, birbirini hoş kucaklayan, gördüm, birbirini doğru, hoş gören bir sevgiyle yapar. Yiğit Baş da Manisa'nındır, Celal Bayar da Manisa'nındır. Çok doğru. Yakup Kadrisi de Manisa'nındır, diğer vekilleri de Manisa'nındır. Bu toplantıyı biz tertip ederken, inanın gelseydiniz gözleriniz yaşarırdı. Değerli milletvekillerim, mevcut Manisa milletvekillerim, eski ve yeniler, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, AK Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden katıldığı gibi, uzun yıllar Manisa'ya hizmet etmiş Doğru Yol Partisi'nden, Adalet Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden eski milletvekillerimiz, 80 kusur yaşındaki Önal Şakar ağabeyimiz, Halil Yurtseven ağabeyimiz, Manisa'nın yeni emekli milletvekilleri ve hizmet aşkıyla yanan insanların hepsi bir araya geldi. Eski belediye reisi. Ortak bir sevdaları var. Manisa. O da yaşadıkları şehrin Manisa değil mi? Bizim evet, bir sloganımız var. Biz hep söylediğimiz bir şey var. Manisa İl Genel Meclisi'nde sık sık söylüyorum bunu. Bizim her birimizin bir siyasi partisi olabilir. Ama esas bir partimiz var. Genel merkezi gönüller. Onun da ismi MKP. Manisa Kalkınma Partisi. Ne kadar güzel. Herkes bu parti diye sahip. Ne kadar güzel. Müsaade ederseniz. Buyurunuz. Müsaade ederseniz. Ben Büyük Atatürk'ün bir veciz, meclis hakkındaki bir veciz sözüyle başlamak istiyorum. Büyük Millet Meclisi Türk milletinin yüzyıllar süren arayışının bir özeti ve onun kendisini yönetme bilincinin canlı bir örneğidir diyor Mustafa Kemal. Türk milletinin devleti kutsal bilme anlayışı milletimizin tarih boyunca daima özgür kalmasını sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş bu tarihi kaderin son defa tekrarlanmasıdır diyor. Ben ayrıca Büyük Atatürk'ün ilk defa seçildiği Erzurum milletvekili olarak Osmanlıca orijinal mazbatasını da buldum. Ne ve onu bizim da bastım. Türkçesi de yanında olmak üzere. Onun dışında kısa kısa tarihi bilgiler vermeyi yeğledim. Ben bir tarihçi değilim, akademisyen de değilim. Ama bir Manisa sevdalısı ve bir tarih seven kişiyim. Aynı zamanda milletvekilliği döneminizde mesaiye çok erken başlayan insanlardan bir tanesiniz. Çok teşekkür ederim. Hakikaten şöyle bir olay da var. Ben her gün 9'da çantamı alıp meclise gidiyordum. Bir gün hanım dedi ki sen nereye gidiyorsun? Bütün milletvekilleri saat 2:30'da gidiyorlar. Çünkü 3'te meclis. Halbuki ben meclise gidiyordum. Arşiva iniyordum. Birinci meclisten itibaren zabıtları okuyarak notlar alıyordum. Yani nereden geldiğimizi görüyordunuz. Evet, evet, evet. Benim için büyük bir zevkti, zevkli bir çalışmaydı. Ve bu hususta bu kitabı hazırlarken de bu büyük zevki tekrar yaşadım. Ne kadar güzel. Kitabımızda
tarihi bilgiler var. Birinci meşrutiyete ait, ikinci meşrutiyete ait. Onun dışında milletvekillerimizin tamamının dosyalarında bulunan mazbataları, resimleri var. Onun dışında ayrıca meclisteki gruplarla ilgili kısa kısa bilgiler var. Kurulmuş hükümetlerin tarih ve isimleri var. Ayrıca çok ilginç bulduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi yayımlarında çıkmış olan ilginç belgeler var. Osmanlıca ve Türkçe. Genel. Mesela bir tanesi rahmetli Mehmet Akif'in eliyle yazdığı İstiklal Marşı'nın orijinali var. Efendim buna ait Ankara'nın başşehir olmasına ait, milli mücadeledeki alınan meclis kararlarına ait çok ilginç Osmanlıca ve Türkçeleştirilmiş belgeler yani sadece ediyor. Manisa'nın tarihini değil, Türkiye ayrıca, Cumhuriyeti tarihine damga vurmuş tabii, olayları, isimleri de bulabiliriz. Evet, nasıl temin edebiliriz? İlgilenen gençlere aynı zamanda meclis hakkında, tarihimiz hakkında özet bilgiler de vermeyi yeğledim. Ve benim arşivimde bulunan muhtelif resimleri de buraya derc etmek suretiyle ve ayrıca halkıma bir hesap verme olarak gördüğüm özgeçmişimde ekleyerek bu kitabın ilgilenenlere bir şeyler anlatmasına çalıştım. Sayın milletvekilim bir de şunu yapmış Faruk Saydam milletvekilim. Hangi milletvekili kaç dönem çalışmış? Bazıları bir dönemlik çalışanlar var ama altı dönem çalışan insanlar var. En uzun kim çalışmış efendim? En uzun çalışanlardan bir tanesi yanılmıyorsam eğer altı dönem olarak Yusuf Hikmet Bayur çalışmış. Evet. Yani Sayın Arınç mesela beş dönem çalışmış. Sümer Ural Bey beş dönemdir mecliste. En fazla çalışan, altı dönem çalışanlar var. Bir dönem çalışanlar var. Evet. Yani Öner Şakar orada... Bey, Öner Şakar Bey beş dönem çalışmış. Evet. Yani çok uzun çalışanlar var. Manisa'nın şöyle bir özelliğini de vurgulamış aynı zamanda Sayın Milletvekilimiz. Siyasette bir istikrarı da var Manisa'nın. Yeni olanlar, uzun süre çalışanlara bakıyorsun. İki dönem, üç dönem, dört dönem çalışanlar oldukça fazla bu 161'in içerisinde. Demek ki siyasette temayüz etmeler de var. İstikrar da var. Yani tabii partilerin kapatılmasıyla da alakalı. Ahde vefa da var. Bu da yani demokrasi olduğu sürece yani aslında burada var. Edebiyatın zirveleri milletvekili olmuş. Tarihin zirveleri milletvekili olmuş. Siyasetin zirveleri milletvekili olmuş. Burada temayüz etmişler. 161 tanesinden 25'inin bakan olması Manisa'nın çok mümbit bir siyaset ikliminin olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Evet. Ve her dönem millet bakanımız olmuş bizim. Evet, ne mutlu. Evet. Evet ve arşivimden, şahsi arşivimden ayrıca Celal Bayar'ın Manisa'ya 54 yılında geldiğinde kendisiyle teşrif etmiştim. Manisa hakkında bilgi sunmuştum ve Manisa'da o zaman hiç sanayi yoktu. Sanayi yapılmasını, fabrika yapılmasını talep etmiştim. Ve birkaç yıl sonra da bu tahakkuk etmişti. Bugün Manisa organize sanayi bölgesiyle Ege'nin, Türkiye'nin lokomotif en muhteşem Manisa önümüzdeki Mart ayındaki seçimlerde biliyorsunuz büyük şehir olarak gibi. Evet, doğru. Manisa'nın karakterini anlatmak için ikiye bölünen merkezdeki ilçelerin isimlerine de bir bakmak lazım. Manisa'yı en iyi anlatan işlerden birisi de o. İlçelerimizden bir tanesinin ismi Şehzadeler. Bir tanesi de Yunus Emre. Türkiye'de Yunus ismini ilçeye veren tek vilayetiz biz. Bir de neden Yunus Emre? Kula da Eskişehir'de anılıyor. Aslında kula da o kadar büyük, o kadar önemli bir kutup ki Yunus Emre Hazretleri. Herkes sahip çıkmış. Her yerde vardır yani Yunus Emre Hazretleri. Bizdeki şöyle yalnız Tarık Bey. Tapduk'un kapısında olan. Tapduk Emre ile beraber mezar. Tapduk Emre'nin mezarı Kula'da biliyorsunuz. Aynı zamanda elimizdeki belgeler Tapduk Emre'nin mezarı yanındaki diğer mezarında Yunus Emre'nin mezarı olduğunu gösteriyor. Manisa bu açıdan önemli. Manisa bir diğer yandan Şehzadeler ismini verdik mesela. Evet, niye? Çok önemli. 17 şehzade. Çok 5 önemli. Tanesi sultan, bir tanesi Fatih. Ve Manisa'da eğitimini yapmış. Yani Manisa'yı yöneten Türkiye'yi yönetebilmiş. Eyvallah. Evet, öyle mi olmuş? Evet, aynen öyle. Evet, buradan her dönem içerisinde biraz önce söylediğimiz gibi bakanlar çıktığı gibi o dönemde sultanlar çıkmış. İyi eğitilmişler. Toprağın mümbit olduğu gibi eğitimi mümbit, kültürü mümbit, sanayisi mümbit, burada turizmi mümbit, inanç turizmi mümbit. İnanç turizminde zirveyiz biz. Mesela özür dilerim. Evliya Çekşar'dan özür dilerim. Bizim aynı zamanda ilk madeni paranın basıldığı yer Lidya. Evet. Orada bir IMF toplantısı yapılsa efendim. Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Çok güzel. Vallahi IMF ile ilgili zaten çok toplantı. Söyle. Çok güzel. Bu sefer para falan olduğu için söylüyorum. Yok. Tamam bizim hayalimizi söylediniz. Size çok teşekkür ederim. Bu spontane gelişti.
Bizim hayalimiz beş millettekinin ve buradaki eski ve yeni milletvekili İlgenel Meclisi Başkanımızın hayali şu. Sart'ta bir uluslararası kültür festivali yapmak istiyoruz. Evet. Neden Sart'ta? Çok isabetli. İncil'de geçen yedi kilisenin yedisi de Türkiye'de. Evet. Üç tanesi Manisa'da. Sart'ta bir tanesi. Salihli Ahmet'le arasında. Bir tanesi Akhisar'da. Tartaria Kilisesi. Bir tanesi Philadelphia. Amerika'daki Philadelphia ismini oradan alıyor. Philadelphia, Alaşehir'den alıyor. Üç tanesi. Sart'ta biz şunu yapmak istiyoruz. Hristiyan Batı dünyasının Arya üstadlarını getirmek, İslam dünyasının ve Türk dünyasının ilahi üstadlarını getirmek, Hatay'daki medeniyetler korosuyla final yapmak, bizim bütün maddi ve manevi zenginliklerimizi takdim etmek ama Merkez Bankası başkanlarını çağırmak, herkesin dünden bugüne Brezilya'nın, Almanya'nın, Türkiye'nin, Amerika'nın paralarının dünden bugüne sergilenmesini yapmak ve ilk madeni parayla beraber Lidya'yı tanıtmak ve Türkiye'nin tanıtımını dünyaya yapmak, Beyoncé'u çağırmak, muhteşem burada bunları yapabilmek. Muhteşem bunu ben kültür bakanlarıyla konuştum, hem dünkü hem bugünkü kültür bakanlarıyla, hem Sayın Ertuğrul Günay'la hem de şimdiki Ömer Çelik Bey'le konuştum. Fakat Kültür Bakanlığı'nın bütçesi bunu yapmaya elverişli değil, Sayın Başbakan'la görüşün dediler. Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Eğer iyi bir bütçe tahsis edebilirsek ve böylece hem Lidya'yı hem Sart'ı hem de bizim dünden bugüne Merkez Bankası'nın başkanlarını ve paralarını sergilemiş olacağız. Manisa ve Türkiye daha çok tanınmış olacak. Ona da atıfta bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hoşgörünün medeniyetlerin beşi olarak da gösterebilirsiniz o bölgeyi. Evet. Binlerce yıldır insanlara ev sahipliği yapmış. Aslında belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi vücudun gıdalandığı gibi gönlün gıdalanmasına da güzel vesile olmuş. Bir valimiz bir şey söylemişti bana. Başka geldiğim vilayetlerde valilere çok saygı gösterirler. Burada çok saygı yok demişti. Neden demişti? Ona verdiğim cevap hoş bir cevaptır. Manisa'nın insanı devletten bir şey beklemez. Onun için saygıdan daha ziyade sevgiye önem verir. Devletini sever, valisini sever ama ona olan hürmetini önünde üç düğme ilikleyerek değil, ona sevgi ve muhabbetle bakarak gösterir. Yani. Ben bütün çevre vilayetlerde ve Anadolu'nun her yerindeki insanlarımızı bu evliyalar şehrine, bu alimler şehrine, bu Manisa ve Türkiye siyasetine yön vermiş insanların bolca yaşadığı şehre ziyarete bekliyorum. Gelsinler, bizim böyle edebi eserlerimiz, büyük tarihi kültürlerimiz olduğu gibi Manisa kebabımız, cilveli kahvemiz, efendim cicibicili tatlılarımız, bir Manisa'yı yaşasınlar. Manisa beziyle, buldan, bütün tarihi kültürleriyle. Ve meserimizle. Manisa'yı. Yani son birkaç dakikamız kaldı. Bereket öğle vaktine yaklaşıyoruz. Hani bu anlattığınız lezzetlerden sonra İzmir'e yakın olması. Bir dakika, bir şey daha söylemek lütfen istiyorum. Lütfen efendim son sözünüzü. Şimdi ben kitabımda bir şeye daha dikkat ettim. Meclisimizde hanımlarımız sayısı az. Doğru. Halbuki memleketimizde her konuda çok yetişmiş, çok değerli hanımlarımız var. Nitekim buna ait de kitabıma bir belge ekledim, meclisten alınmış. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın meclisleri, milletvekilleri 5. dönem 11 tane. 11 tane. Evet, 5. dönemde 11 hanım milletvekili görev yapmış. Evet. Bir de yine bir anımı ilave etmek istiyorum. Çok kısa efendim. Rahmetli Manisa milletvekillerimizden Atatürk'ün de genel sekreterliğini yapmış olan zat çok iyi ilişkiler içindeydik. Hikmet Bayır Beyefendi ile. Evet. Kendisinden kitap rica ettim. İki kasa bana kitap gönderdi. Manisa'da ilk defa bir gençlik lokali açtım. 1954 yılında. Bunu da bir dipnot olarak arz etmek istiyorum. Çok teşekkür ben ederiz. Akademisyen değilim. Çok ama Manisa'ya bir hizmet ettiğimi Manisa var. Sanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başkanımız herkese saygılar söylüyorum. Selçuk Bey mütevazi bir insandır. Fakat milletvekilliği tirtinden daha önemlisi bizim için onun bir akademisyen olmasıdır. Doçent, yardımcı doçent olarak. Değerli bir doçent. Evet. Büyük bir ilim adamıdır. Ben istişareye hayatım boyunca çok önem veririm. İstişare eden yanılgı görmez. Doğru. Allah onun istişareden yanılgı bile çıksa Allah onu başarıya tevil eder. Bu kitabın içinde onun da çok emeği var. Estağfurullah. Hazırladıktan sonra hem kendisi hem başbakan yardımcımız bilhassa satır satır kitapta bir hata olmasın diye tasdif ettiler. Evet. Ve
şeref verdiler o günkü toplantımıza da. Bizler sizlere teşekkür ederiz. Böylesine önemli bir çalışmayı bütün Türkiye'de paylaştığınız için. Bu sadece bir şehrin değil, aslında bir kültürün anlatımıydı. Aynen. Bir tarihin anlatımıydı. Diğer vilayetleri de örnek olmasın diliyoruz. Gönlünüzü evet. açmış oldunuz. Aynen. Aynen öyle sayın başkan. Çok çok evet. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şeref sonuna geldik. Biz TRT belgesine teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Sizlere gelmesine şükran borçluyuz. Çok evet. çok teşekkür ederiz. Evet. Çok çok sağ olun. Başkanla beraber zaten halimize. Evet. Bizler teşekkür ederiz. Sayın Arınca teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Buluşma Noktası Türkiye bu sabahta bizler hayatın tüm renkleriyle birlikte sizleri buluşturmaya çalıştık. Aslında gördük ki sahip olduğumuz zenginlikler konuştukça, onları konuşmaya devam ettikçe daha da bir güzel olacak. Çünkü mana ehlinin söylediğini o zaman daha iyi anlayabiliyor insan. Hoşça kalın efendim.